Sayın Başkanım, komisyondan geldiği şekliyle kabulü uygundur. Evet. Komisyondan geldiği şekliyle kabulü uygundur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak komisyondan geldiği şekliyle uygundur başkanım. Evet, 11. maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Dünyada deprem riski taşıyan ülkelerdeki modelleri inceledik. Bize en uygun olan, ek masraf getirmeden doğrudan binalarımızı toparlayacak bir modeldir. Bu perde beton modeli. Dünyada Şili başta olmak üzere değişik yerlerde de çok başvurulan bir yöntemdir. Biz buna geçiyoruz. Muratpaşa'da geçtik daha doğrusu. Bundan sonra başlayacak inşaatlara uygulanacak. Ayrıca güçlendirme projelerinden 1000 metrekareye 4000 lira masraf ediyorlardı. Şimdi 150 lira masraf edecek komşularımız. Güçlendirmeye davet ediyoruz bütün komşularımızı. Biz de ayrı bir tarama yapıyoruz. Mesela radye temel ya da işte hatıl olmayan, yani bağımsız ayrı ayrı sütunlar üzerine kurulmuş olan binalar çok riskli. Şimdi onları çıkarıp komşularımızla paylaşacağız. Hani çok riskli binaları da. Şimdi bir beton riski var, bir de binanın yapılışından kaynaklanan risk var. Zaten hani statik hesabından kaynaklanan risk var. Onları ayrı ayrı çalışmak lazım. Diğer betona dayalı risklerle ilgili yetkilendirme farklı, onun mevzuatı var. Ama vaktiyle çok geleneksel yöntemlerle kolonları birbirine bağlamadan yapılmış binalarla ilgili pek bir mevzuat, bir şey yok. Onu biz kendimize hani çalışabileceğimiz bir boşluk olarak gördük, orayı çalışıyoruz. Onun dışında zaten hani arama kurtarma ekipleri her mahallemizde olacak. 200 kadar arama kurtarma köpeği yetiştirmek istiyoruz. Arama kurtarma ekiplerine alternatif haberleşme, bir telsiz sistemiyle haberleşme düzeni kurmaya çalışıyoruz. Bir taraftan binalar, bir taraftan toplum yönlendirilmesi, yapılandırılması, topyekun bir hazırlıklı olma duygusu içindeyiz. Keşke bunu bir devlet politikası olarak 50 yıldır, 20 yıldır yapabiliyor olsaydık. Depremle beraber gündem yine binaların dayanıklılığı, depreme karşı mukavemeti gündemin ilk sırasına geldi. Bu aslında tabii üzülerek söylüyorum, benim için de dahil, tüm kamuoyu için de dahil, keşke bu tip acı dersler yaşamadan önce gündeme getirilseydi. Açıkçası zemine uygun binanın, zemine uygun temelin ve binayı taşıyacak olan yapının yapılması, çok acı bir şekilde gördük ki depremde can kayıplarını neredeyse yok denecek seviyeye kadar indirebilecekmiş. Bu nedenle biz de bölgemizde özellikle deniz kıyısı olmamızdan dolayı zeminin çok yumuşak olduğu bölgeler var. O bölgelerde yapılacak olan inşaatlarda zemin incelemesi, zemin etüdü yapıldıktan sonra zeminin durumuna göre kazık temel, fore kazık denilen sistemde inşaat yapılmasını zorunlu hale getireceğiz. İlk etapta yapacağımız çalışma şu olacak. Binaların çoğunun iş yeri olduğunu alt katının hepimiz biliyoruz. Alt katında iş yeri olan binalar özellikle olmak üzere öncelikli olarak kolonu kesilmiş binalar varsa bununla ilgili hukuki süreçleri hemen başlatacağız. Yıkım dahil veyahut da güçlendirme ve yenileme dahil bütün işlemler başlatılacak.